kendi içinizdeki insanlara değer verme konusunda bile belirli şüpheler olduğu dönemde bizim de bir muhalefet partisi olarak beklentimizin işte ya bu yönetim kurulu içerisinde neden muhalefetin de temsilcileri yok? Neden entelektüel insanlar da buralarda belirli alanlarda mesela üniversite öğretim üyeleri arasında bir seçim yapılsın? Türk dili bölümlerinden iki tane adam neden konmaz oraya? Bunu düşünüyorum. Yurt dışında daha güçlü olmamız için sadece kendimizin olması yeterli olmuyor. Bakın geçen hafta Gürcistan'da NATO Parlamenterler Asamblesi Genel Kurulu vardı. Bizim milletvekili temsilimiz nüfusa göre olması gerekenden azdı. 12 idi, 18'e çıkartılması için milletvekili sayımızın orada Adalet Kalkınma Partili arkadaşlar teklifte bulundular. Genel kurulda reddediliyordu. Ancak ben bir üyesiyim. Hani bizi NATO Parlamenterler Asamblesi Türk grubunun başkan yardımcısı, sözcüsü, sekreteri yapmadınız ama o 28-29 NATO ülkesi oy birliğiyle beni NATO Parlamenterler Meclisi'nin başkan yardımcısı seçti. İstanbul'daki toplantıda. Sizin arkadaşınız aday oldu ve sizin arkadaşınız, çok da sevdiğim değerli bir arkadaşım Osman Aşkın Bak, bu yaptığınız devamlı sadece benden olma anlayışı nedeniyle muhafazakar grup içerisinde oy, yani 24'e 46 gibi bir oyla reddedildi başkan yardımcılığı. Ben sosyal demokratların olduğu bizim grup içerisinde oy birliğiyle aday gösterildim. Şimdi ve orada tekrar Gürcistan'daki toplantıda büro toplantısında bana sordular. Hocam sen kefil oluyor musun dediler. Ben dedim ki bu bir parti meselesi değildir. Bizim hükümetle ilgili eleştirilerimiz saklıdır. Türkiye 80 milyondur. 80 milyon 18 milletvekiliyle temsil edilmelidir. Ben Türk halkı adına bunun doğru olduğuna inanıyorum ve sonuna kadar destekliyorum. Şimdi bu anlayışı sergileyebilmek için el ele tutuşmamız lazım. Siz şu vakıf yönetim kurulunda bile şöyle elinizin kenarını bile uzatmamışsınız bize ya. Ondan sonra bu Yunus Emre Vakfı'ndan kalkacaksınız. Türkiye'nin tanıtımı ya da işte Türkiye'ye ait bir takım işlerin anlatılması konusunda iş bekleyeceksiniz. Kendinizi tanıtabilirsiniz. Bir yere kadar tanıtıyorsunuz. Bakın Avrupa Konseyi toplantılarında artık komisyon toplantılarına katılamıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye uygulanan ambargo nedeniyle. Korkuyorum bu Katar'dan sonraki ambargolar acaba Türkiye'de olabilecek mi diye. Lütfen arkadaşlar, çok kötü bir döneme doğru giriyoruz. Bu dönemi mutlaka akıl sağlığıyla ve ortak akılla değerlendirip el ele tutuşmamız lazım. Sizi ancak biz koruruz, bizi de siz korursunuz. Bizim birbirimizden farkımız yok. Biz sizin düşmanınız değiliz arkadaşlar. Biz hep beraber Türkiye'yiz. Hep beraber Türkiye'ysek bunun gereğini yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu vakıf yönetim kurulunun bu şekilde tamamen kendi yönetim anlayışınızın, kendi parti ve ideoloji anlayışınızın içerdiği insanlardan oluşmasını bütün Türk milletinin vicdanına bırakıyorum, sizlerin vicdanına bırakıyorum. Sonra kalkıp da gelip, ya şu uluslararası mesele var, burada beraber çalışalım, şey yapmalım demeniz için en azından ya bir tane ya, bir tane de deyin ki, muhalefet partilerden birisinin temsilcisi deyin ya. Biz söylemeden deyin ya, bir el uzatın ya. Hani Ramazan ayı kucaklaşmaydı arkadaşlar. Hani kucaklaşıp el ele tutuşacaktık. Ama kusura bakmayın, siz kendi partinizdeki değerlere bile el açıp kucaklaşamazken bizim bunu beklememiz belki biraz sarf-ı nazar yanlış oluyor ama o yüzden ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Bunu tamamen reddettiğimi, yani bu 2007'de getirdiğinizden çok daha kadrocu bir anlayış, efendim daha iyi yöneteceğiz falan. Bunlarla olmaz arkadaşlar. Türkiye'nin tanıtımı böyle olmaz. Lütfen aklımızı başımıza alalım. Bu konularda iyi niyetli olduğumuzu bilin. Bu ülke için can verilecek deniyor ise biz bunu hayatımızın geçmiş dönemlerinde ispatlamış bir insanız. Canımızı vermeye hazırız.